désormais pensé. Sigara bağımlılığı dünyada özellikle fiziksel, sosyal, psikolojik boyutlarda yıkıcı boyutta etkilere sahiptir. Dünyada her yıl 7 milyon insanın, ülkemizde de yaklaşık olarak 100 bin kişinin ölümüne sigara bağımlılığının sebep olduğu tespit edilmiştir. Özellikle sigaranın ve tütün kullanımının kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi geçirme, inme, felç geçirme, periferik bacak damarlarında tıkanıklık oluşturma, akciğer kanseri, böbrek kanseri, prostat kanseri gibi kanser türlerine yol açtığını hepimizin malumudur. Dolayısıyla bu açıdan ben bütün gençlerimizi bu anlamlı günde sigara bırakmaya ve tütünsüz hava sahasını desteklemeye davet ediyorum. Gerçekten sigaranın yarattığı etkileri biz hekimler olarak çok sık klinik pratiğimizde görüyoruz. Baktığımızda kardiyoloji uzmanları, nöroloji uzmanları olsun, üroloji uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları her gün klinik pratiklerinde sigaranın zararlarına bağlı hastalıklarla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla bizim ana amacımız sigaranın önemli bir halk sağlığı problemi olarak kabul edip primer koruyucu sağlık hizmeti olarak sigara bırakılmasının tüm gençler arasında yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Bu açıdan ben tüm sigara içenleri bu anlamlı günde dumansız hava sahasına destek olmaya ve sigarayı bırakmaya davet ediyorum. Evet. Pasif sigara içiciliği dediğimiz durum aslında çok çok daha tehlikeli bir durum haline gelmiş durumda. Özellikle bu açıdan bakanlığımızın uygulamaları, dumansız hava sahası uygulamaları, sigara denetimleri gerçekten çok ciddi anlamda önem teşkil etmektedir. Bu açıdan pasif sigara içiciliğine maruz kalıp sigaranın yarattığı tahribata indirekt olarak maruz kalmayı engellemek açısından da dumansız hava sahası oluşumu açısından tüm vatandaşlarımızın el birliği içinde birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Bir eşgüdüm içinde bütün sosyal sivil toplum kuruluşları olsun, vatandaşlarımız olsun, biz hekimler ve sağlık çalışanlarının bu konuda çok önemli görevler düşüyor. Bu farkındalığın artırılması için var gücümüzle çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Sigara bağımlılığının özellikle küçük yaşlardan itibaren artık oluştuğunu görmekteyiz. Bu açıdan anne ve babaların sigaranın zararları konusundan daha küçük yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmasını, bu açıdan çocuklarına bu eğitimi yerleştirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben sigara konusunun zararları konusundaki eğitimlerin küçük yaşlardan itibaren öğretilmesinin bu açıdan faydalı olacağını düşünüyorum. Burada tabii ki ebeveynlere çok önemli görevler düşüyor. Bu açıdan sigara kullanan çocukların ve gençlerin bu alışkanlıklarını bırakmaları açısından çok güçlü bir irade ortaya koymaları gerekiyor. Onlara psikolojik ve sosyal açıdan destek olmaları, sigara bıraktırma açısından da profesyonel destek almalarına yardımcı olmalarının çok önemli olduğunu düşünüyorum.